ne olacağım ben? Ay kanka, geçen sene seni okulda göremeyeceğim için çok üzülüyordum. Ayrılacağını söylemiştin. Ama hala okuldasın. Seni ne kadar özlediğimi bilemezsin. Evet canım arkadaşım, ben de seni çok özledim. Annemi ikna ettim ve bu okulda olmayı tekrar başardım. Ay bugün okulun ilk günü çok heyecanlıyım. Gel hadi sıralarımıza oturalım. Tamam, Bakıyorum da herkes erken gelmiş. Biz galiba biraz geç geldik. Saatime bakıyorum da dersin başlamasına daha 5 dakika var. Bence gayet de iyi bir zamanda geldik. Her neyse hadi artık sıralarımıza geçelim. Peki hadi geçelim. Vay canına, ne kadar da büyük bir çantam var böyle. Of evet ya annem aldı. Anneme dedim anne daha küçük bir çanta yok mu diye. Ama maalesef annem bunu aldı işte. Her neyse ben de sürekli yemek yediğim için yanıma yemek getirmeyi unutmadım. Ah arkadaşım ah neyse. Herkese günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim çocuklar biliyorsunuz ki okulumuzun ilk günü ve ben sizin yeni 6. sınıf matematik öğretmeninizim. Bu sene matematik konularını ben öğreteceğim çocuklar. İlk başta dersimize başlamadan önce hepinizin isimlerini ve e, huylarını öğrenmek istiyorum. Yani isimlerinizi şu kısımdan başlayalım. Herkes sırayla kendini tanıtsın bakalım. Öğretmenim şey benim adım Boz. Ben büyüyünce astronot olmak istiyorum. Oo ne kadar güzel bir meslek seçmişsin kendine. Evet öğretmenim inşallah olacağım. Senin adın nedir bakalım tatlım? Benim adım Peynir öğretmenim. Ben de büyüyünce inşaat mühendisi olmak istiyorum. Vay ne kadar güzel. Demek inşaat yapmak istiyorsun sen. Evet öğretmenim babam inşaat mühendisi ve inşaat mühendisliği çok güzel bir şey bence. Tamam buraya baktığımıza göre arka sıraya da bakalım. Öğretmenim benim adım Portakal. Ben büyüyünce spiker olmak istiyorum. Öğretmenim ben de benim adım ne olsun? Arkadaşlar adımı yorumlarla bekliyorum çünkü hala bu minişe bir ad bulamadım. Öğretmenim ben de büyüyünce avukat olmak istiyorum. Ah çocuklar ne kadar güzel meslekler olmak istiyorsunuz biz siz öyle. Siz ne olmak istiyorsunuz? Öğretmenim ilk başta adımı söyleyeyim. Ben Simli. Öğretmenim ben de büyüyünce doktor olmak istiyorum. Senin adın nedir bakalım küçük ki kaplumbiş? Öğretmenim kaplumbiş nedir ya? Neyse benim adım naneli şeker. Ben de büyüyünce... Ben büyüyünce... Allah'ım aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ben büyüyünce ne olucam ki? Şey, öğretmenim daha ben karar veremedim. Tamam tatlım, senin de güzel bir meslek seçeceğine eminim. <gülüyor> <gülüyor> Neden gülüyorsunuz? Mesleğimi seçememiş olabilirim. Her neyse çocuklar, o zaman artık dersimize başlayabiliriz. İlk öncelikle biliyorsunuz ki okulumuzun ilk günü olduğu için sizi fazla yormak ve sıkmak istemiyorum. Bundan dolayı geçmiş konuları azıcık bir tekrar edeceğim. Ondan sonra da kalan 10 dakikada birazcık oyun oynar oynarız. Şu ana kadar matematikten geçmiş konulardan anlamadığınız bir konu var mı? İstiyorsanız tekrar geçebilirim. Okuldan sonra... Allah'ım bu mutfak işleri de hiç bitmiyor. Anneciğim ben geldim. Ah üzgünüm kızım seni fark etmemişim. Hoş geldin. Okulun ilk günü nasıldı bakalım? Sevdin mi okulun ilk gününü? Evet anneciğim gayet güzeldi. Ben hemen çantamı odama bırakıp seninle konuşacağım anne. Ya anne ya bugün okulda bir şeye sinir oldum. Ne oldu kuzucuğum bana söyleyebilirsin neye sinir olduğunu. Anne ya tüm herkes adını ve olmak istediği mesleği söyledi. Fakat bana gelince ben hangi mesleği seçeceğimi bulamadım. Bundan dolayı da herkes bana gülmeye başladı. Hala onu aklımdan çıkaramadım. Çok rahatsız oldum neden bana gülüyorlar ki? Ah tatlım daha, daha hangi mesleği seçeceğine karar vermemiş olabilirsin. Bu çok normaldir. Arkadaşların neye güldüğüne bakma sen. Bir an önce güzel bir mesleği seç de onlar da çatlayıp patlasınlar. Tamam anne onda bir sorun yok da hangi mesleği seçeceğim ki? Servisteyken bunu düşündüm. Pilot olsam olmaz, taktici olmak istemiyorum, ressam olmak istemiyorum, bilmiyorum ki ne olacağımı. Eskiden ressam olmak istiyordum ama resmim baya kötü, resim çizemiyorum bunu senin karar vermen, vermen gerekiyor. Ödevlerini yaparken bir düşün bakalım hangi mesleği olsam diye. Ayrıca acıktın mı? Birazcık kek yaptım senin için. Tabii ki de acıktım anne. Biliyorsun çok obur bir mi Tamam o zaman gel, yemeğini ye. Tamam anne iş. Bakalım pişmişler mi? Yum hmm, yum yum. Ne kadar da lezzetliydi ki. Artık birazcık kitap okuyacağım sanırım. O zamana kadar acaba hangi mesleği ol olacağımı düşünebilir miyim? Bilmem düşünürüm ben. Of, hemen çantamdaki kitabımı alayım. <laughs> Okuyabilirim. Kızım artık geç oldu. Artık yatağına yatabilir misin? Al tabii ki de anneciğim. Yatarım. Tamam kuzucuğum iyi geceler. Ben işi kapatıyorum. Tamam mı? Tamam anneciğim. İyi geceler. İyi geceler kızım. Ay organımı almayı unutmuşum. Güzel. Anne artık ışığı kapatabilirsin. Tamam kızım. Piş. Ve o gün Naneli şeker bir rüya gördü. Piş. 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 Aa, ay. Ah işte buradasın Naneli şeker. Ay. Ay sen de kimsin böyle? Ayrıca ben neredeyim biliyor musun? Şimdi sana nerede olduğunu açıklayacağım. İlk öncelikle ben Güneş. Biliyorsun ki sen dün okuldayken sana öğretmen mesleğini sordu ve bilmediğini söyledin. Sonra da herkes sana gülmeye başladı. Öyle değil mi? Of ya evet tüm gece boyunca bu aklımdan çıkmadı biliyor musun? Şimdi sana bir sürü ama bir sürü meslek deneteceğim. Ve en yetenekli olduğum mesleği seçeceksin ve o olacaksın. Ne demek istiyorsun? Yani beni meslekleri denettirecek misin? Evet ama farklı bir şekilde. Şimdi ilk deneyeceğin meslek veterinerlik olacak. Veterinerlik mi? Ama, ama, ama ben... Tamam sessiz ol şimdi seni hastaneye ışınlıyorum. Hazır mısın? Hayır değilim. Tamamdır ışınlandı. Ay. Burası veterinerlerin çalıştığı yere benziyor. Uf, nasıl yapacağım şimdi ya? Ayrıca ben küçüğüm. Bana gülerler şimdi. Sen nasıl bu kadar boyla veterinerlik yaparsın diye. <laughs> naneli şeker hanım. Şey, naneli şeker hanım, benim e, kedim hasta oldu da acaba ona hemen muayene edebilir misiniz? neyse varmış? Na naneli şeker hanım mı? Ama Abla ben senden kaç yaş küçü? Hayır ya siz benden 10 yaş büyüksünüz. Hatta size abla bile abla bile demem gerekiyor ama her neyse buyurun küçük kediciğimi şuraya koyuyorum. Bu arada bir tane de mama alabilir miyim acaba kedi maması şuradan? E, e, e şey e. tamam tamam alabilirsiniz. Tamam bir tane orta boydan istiyorum çünkü iki tane kedim var. Hop. Parası da burada işte verdim. Ben size dışarıda bekliyorum. Görüşürüz kedicik. Ben nasıl ondan 10 yaş büyük olabiliyorum? Asıl o benden 20 yaş büyük. Her neyse. ya. E ben şimdi sana ne yapacağım ki? Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Her neyse seni şöyle bir kontrol edelim. A senin koluna dokununca kolun acıyor. Belki sana iğne vurursak iyileşebilirsin. Ama ben sana iğne vuramam ki. Hem ben kanı görünce bile dayanamıyorum. Ayrıca ben sana kıyamam. Ben sana nasıl iğne vuracağım? Miu. Ya yerim seni. Sen çok tatlısın. Ben sana iğne vuramam ki. Nasıl yapacağım? Ben veteriner olamam anlaşılan. Ayrıca sana iğne vururken belki yanlışlıkla kızgınlıktan beni pençeleyebilirsin. Bundan da korkuyorum. Güneş abla bir buraya gelir misin? Evet tatlım. Güneş abla ben bu küçük tatlı hayvana iğne vurmaya kıyamam ki. Ben veteriner olamam anlaşılan. Beni başka bir mesleğe denettirir misin? Emin misin? Bir daha veterineri denemeyeceksin. Eminim. Ben bu küçük tatlı şeye kıyamam. Lütfen beni başka bir mesleğe götür. Tamam gel bakalım. Of. Yaklaşık yarım saat geçti. Hala kedimi kontrol edemedim mi acaba? Ne? Nane Şeker Hanım nerede? Nasıl yani? Şimdi kedimi başka bir veterinere götürmek zorundayım? Of bir de üstüne onun parasını da ödeyeceğim. Şimdi sıradaki deneyeceğim mesleğin öğretmenlik. Ve şimdi buraya not edeceğim. Çünkü veterinerliği yapamadın. Şimdi de öğretmenliği deneyeceksin. Ö öğretmenlik mi? A ama ben... Aması maması yok. Deneyeceksin işte. Şimdi gidiyorsun. Güzel gitti. İnanmıyorum. Bu bizim sınıf. A ama nasıl olabilir? Ben... Kendi sınıfıma nasıl öğretmenlik yapacağım ve ayrıca ne öğreteceğim ki? Esi, en iyi olduğum ders sosyal bilgiler. Belki sosyal bilgilerle ilgili geçen senedeki konuları anlatabilirim. İnanmıyorum. Bu benim. İnanmıyorum. Şu an kendimi öğrenci halimle görüyorum. Ne kadar değişik bir yerdeyim ben ya. Ee ee ama ben benle yine dalga geçebilirler. Küçücük bir şeyim ben. Ee, merhaba arkadaşlar. Ben sizin yeni sosyal bilgiler öğretmeniniz Naneli Şeker. Merhaba öğretmenim. Galiba bizim yeni seneki sosyal bilgiler öğretmenimizsiniz. Geçen günde sosyal bilgilerin dışında matematik ve Türkçe öğretmenimiz bize kendilerini tanıttı. Evet bir de beden eğitimi hocası. Öğretmenim benim geçen seneden anlamadığım bir tane konu vardı da o da insan ve çevre. İnsan ve çevreden bazı anlamadığım konular var onları anlatabilir misiniz? Öğretmenim beni başka sıraya oturtturabilir misiniz? Portakal beni rahatsız ediyor. Öğretmenim o zaman ben de sıramı değiştirmek istiyorum. Öğretmenim ben ama tüm bir konu, konu var. Öğrenim, bölümün, sosyal öğretmenim sosyal bilgiler hocasınız. Öğretmenim, öğretmenim derste yemek sosyal bilgiler mi? Öğretmenim, 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 yaşındasınız. Öğretmenim, arkadaşım benim sıramı kaptı, kaptı. Öğretmenim, öğretmenim bana kalem verebilir. Öğretmenim beni böyle öğretmenim, şöyle yapıyor. Öğretmenim böyle şöyle oldu. Of yeter artık. Ne kadar da gürültücü bir sınıfsınız siz böyle. Ya kendi sınıfım bu kadar yaramaz olamaz. Şimdi öğretmenlerin durumlarını anlıyorum. Of size artık dayanamayacağım. Güneş, buraya gelir misin? Evet nane'li şeker, bir sorun mu var? Ya Güneş abla, galiba ben de bu mesleği yapamadım. Yani galiba bu mesleği de beceremedim diyorum. Yani öğretmen olmak çok zor. Çocuklar bir türlü susmuyor. Of tamam o zaman bu mesleği de mi yapamadın? O zaman sana başka bir meslek denettireceğim. Umarım onu yapabilirsin. Yoksa artık mesleğini kendin seçmek zorunda kalacaksın. Ne? Ne? Tamam ne olur o son mesleği de ışınla beni. Emin misin bak bir daha öğretmenliği deneyemeyeceksin. Eminim. Kendi sınıfım ne kadar yaramazmış. Lütfen beni bir başka mesleğe yolla. Tamam gidiyoruz. Of inşallah bu mesleği becerebilirim ya. Aa, siz de kimsiniz böyle? Efendim beni tanımıyor musunuz? Ben? Portakal. Ne portakalı be? Ben Pıtır. Aa, e, e, merhaba Pıtır abi. Pıtır abi mi? Efendim siz benden kaç yaş büyüksünüz biliyor musunuz? Benden 40 yaş büyüksünüz resmen ben 25 yaşındayım. Ama ben sadece 12 yaşındayım. Allah'ım siz kafayı yediniz. Üzgünüm ama her neyse yeni bir siparişiniz var. Bir tane müşteri pizza istemiş. Hatta iki tane müşteri pizza istemiş. Bir 5 dakika sonra hazır olabilir. Mi? Ee, e, e, e evet 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 galiba hazır olabilir. Tamam o zaman ben sizi bekliyorum. Hazır olduğunda bana haber verin. İnanmıyorum. Bu sefer aşçı oldum galiba. Ve ayrıca yemek yemeyi çok seviyorum. Ve annemle bir keresinde kurabiye ve spagetti yapmıştık. Belki bunu yapabilirim. Başlayayım o zaman. Harika pizza hazır. Allah'ım vallahi pizzayı benim yiyesim geldi. Ne kadar da güzel kokuyor. Her neyse artık Pıtır abi'yi çağırabilirim. Yani daha doğrusu o benden büyük ama maalesef ona Pıtır demek zorundayım. Neymiş ben ondan 40 yaş büyükmüşüm. Allah Allah o zaman 60 yaşında mı oluyorum ne oluyorum. Her neyse Pıtır. Evet efendim hazır mı? Evet Pıtır hazır. Mutfak biraz aldı ama olsun alabilirsin. Efendim, sizde bir gariplik mi var? Hiçbir zaman mutfağa dağıtmazdınız. E, bu sefer böyle oldu işte. Her neyse, pizza da mükemmel kokuyor. Hemen götürüp geliyorum. Ya ben yemek yapmayı seviyorum. Aşçı da olmak güzel ama acaba yemeğimi beğenecekler mi? Eğer beğenmezlerse artık mesleğimi kendim seçmek zorunda kalacağım. O kadar da kararsız bir insanım ki. İnşallah beğenirler çünkü aşçı olmayı çok istiyorum. Annemle de yemek ve kurabiye yapmayı çok seviyorum. Ayrıca onları yemeği de çok seviyorum. İnşallah pizzamı severler. O zaman Güneş ablaya söylerim aşçı olmak istiyorum diye. E efendim siz hiçbir zaman böyle bu kadar güzel yemekler yapmadınız. Yani güzel yemekler yaptınız ama bu yaptığınız pizza o kadar çok beğenildi ki neredeyse herkes bu pizzadan istiyor efendim. N nasıl yani gerçekten mi? Evet efendim herkes bu pizzadan istiyor. Hatta buranın kurucusu bile size ödüllendirmeye geliyormuş. Hatta geliyor şu anda. Merhaba kurucu, yani merhaba kurucu, kurucu hanım, saygı değer hanım. Sen bizim restoranımızdaki en iyi aşçı oldun. Artık neredeyse herkes bu restorana gelmeye gelmeye başladı. Hepsi de senin sayende. Seninle gurur duyuyoruz küçük aşçı. Sana güzel bir ödül vermeye karar verdik. Gerçekten mi? Bu ne olacak? sana güzel bir şef şapkası vereceğiz. Yaşasın. Her zaman anneme söyledim ama almadı. Tamam o zaman hemen ödülünüz geliyor. Buyurun. Bu gördüğünüz şef şapkası öyle sıradan bir şapka değil. En değerli kağıtlardan ve malzemelerden yapıldı. Ayrıca çok da büyük. Belki sizin için biraz büyük gelir ama olsun tebrik ederiz. İnanmıyorum. Galiba mesleğimi buldum. Tebrik ederim şef. Mr. E, e, efendim. Çok teşekkür ederim Pıtır abi. Abi mi? Efendim ben ne söyledim? E, 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 üzgünüm biraz kendimi küçük görüyorum da. Galiba ben mesleğimi buldum. Güneş buraya gelebilir misin? Of yine mi yapamadın yoksa? Hayır Güneş. ''İnanamayacaksın ama şefcilikte çok iyi olduğumu öğrendim.'' ''Hatta yemek yapmakta çok iyi olduğumu öğrendim.'' ''Az önce bir paket pizza yaptım ve neredeyse tüm restoran bunu çok beğendi.'' ''Ve az önce de restoranın kurucusu bana bir tane hediye verdi.'' ''Benim sayemde restoran en ünlü restoran olmuş biliyor musun Güneş abla?'' ''Oo bu arada sen niye bana çağırırken Güneş ondan sonra bana abla demeye başlıyorsun?'' ''Ee bilmiyorum alışmışım galiba.'' Her neyse o zaman mesleğini seçtim galiba naneli şeker. Evet Güneş abla çok mutluyum. Zaten annemle sürekli kurabiye ve kek yapardık. Yemek yemeyi ve yapmayı çok seviyordum. Bundan dolayı bence büyüyünce aşçı olabilirim. Tamam bir kararsız çocuğun da mesleği yapıldı tik. Ne? E, boş ver. O zaman yapıldıysa seni artık gerçek hayata tekrar yolluyorum. O ne demek? Şimdi göreceksin. Aa, nasıl yani? Bunların hepsi rüyay mıydı? Ya ben de gerçek sanmıştım. Ama galiba gerçek olmasa bile mesleğimi buldum. Ben şef olacağım. Artık arkadaşlarım bana gülemeyecek. <laughs> Çekil Yorgan. Herkese bunu göstermem gerek. Kızım uyandın mı? Ayrıca neden Yorgan'ın yerde? Sessiz olanla acele etmem gerekiyor. Ama tatlım servisin yarım saat sonra gelecek ve ben seni 5 15 dakika sonra uyandıracak. Anne, çok güzel bir karar aldım. Ben galiba büyünce şef olacağım. Arkadaşlarıma demiştim ya sürekli bana sınıfta giriyorlardı mesleğim olmadığı için. Ben de bundan dolayı hemen onlara hava atmam gerekiyor. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ne kadar enerjik. Demek ki büyünce şef olacakmışsın. Tamam o zaman. Ben seni bugün bırakmamı ister misin? Evet anne evet evet. Ben iki saat servisi bekleyemem. Bugün sen beni bırak. Hiçbir zaman okula bu kadar istekli gitmemiştin kızım. Tamam o zaman ben de özerimi giyineyim hemen. Kanka bir günaydın deseydin. Ne bu acele? Bugün çok mutluyum Simli. Neden diye sorarsan galiba artık yapacağım mesleği buldum. Hani sürekli bana sınıfta gidiyorlar diye artık gilemeyecekler. Oo ne buldun peki? Biliyor musun Simle ben dün bir rüya gördüm. Orada güneş diye birisi vardı benden biraz büyüktü. Ondan sonra o be o beni bana meslekleri denettirdi. İlk başta veteriner oldum. Veteriner 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 de bir müşterim vardı. O da bana bir tane kedi getirdi. Kedinin e, kolunda bir şey vardı. Ben de iğne yapacaktım ama kıyamadım. Kedi çok tatlıydı. Olamadım. Ondan sonra başka bir meslek mesleğe götürdü Güneş abla. O da öğretmenlikti. Bizim sınıfa öğretmenlik yapıyordum. Ve ayrıca öğretmenlik yaparken kendimi de gördüm. Ve ayrıca çocukları susturamadım. O kadar çok yaramazlık yaptı ki bizim sınıf. Sonra da Güneş abla beni aşçılığa, aşçılığa ee, denettirdi. Ondan sonra aşçılıkta çok iyi yemek yaptığımı öğrendim. Ve aşçı olmaya karar verdim. Allah'ım ne kadar aksiyonlu bir yaymış bu böyle. Ama iyi. Bana da artık yemek yaparsın öyle değil mi? Tabii ki de yaparım. Aa bak yeni bir hocamız geliyor. Hadi ona merhaba diyelim. Merhaba çocuklar. Ben sizin bu seneki sosyal bilgiler öğretmeninizim. Bu sene sizi sosyal öğreteceğim. <laughs> Selam şeker. Beni hatırladın mı? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Allah'ım o cırtlak sesine ne inliyorsun be? Simli, bu benim rüyada gördüğüm kadın. Ne demek istiyorsun be? Şaka mı yapıyorsun? Evet, adı Güneş. Duydun mu? Ben bunu rüyamda gördüm. Hadi canım, kafadan atıyorsundur. Hayır! <laughs> ne olmak istedin Nane Şeker? Aa, şey, ben mesleğim... Me, 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 me. Neden ben konuşamıyorum? Sen kekebe falan mısın? Bir dur. Öğretmenim, şey ben galiba karar verdim ben şef olacağım. Güzel. Rüyada da zaten bunu yapıyordum. Sana inanıyorum ne neresi geldi? Tamam, ta tamam o Güneş abla. Her neyse, o zaman dersimize başlayalım. <laughs>